Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei Ascend P7 isimli telefonu inceleyeceğiz. Telefon Ascend, Ascend ya da nasıl telaffuz ederseniz artık P7 olarak geçiyor. Şöyle kutusundan çıkaralım. Güzel bir çekmece gibi kutu yapmışlar. Şunu şöyle kaldırıyoruz. Cihaz bu. Cihazı ayıralım. Kutu içeriklerine bakalım. Önce abi bence şey yapalım bir yani. Şöyle ilk açınca nasıl buldun telefonu? İlk açınca mı? Aynen. Hani ilk görüş ya, ilk açmadık tabii de. Hani şimdi tipi... Ya ilk görüşte aşk var mı? Yok. Tipi çünkü çok aşina geldi. Daha önce de gördüm. İki cihazı birleştirmişler gibi geldi. Birisi Xperia Z, diğeri de Turkcell T50 ZT'nin telefon modelini. Ya zaten kasa şurası Turkcell da, T50... Şurası bir şeyi andırıyor ama. Aynen. Orası da Apple. Anten ama onlar ya. Ama şey hani nasıl diyeyim? Zaten birleştirmişler ve şık bir şey çıkmış ortaya. Yani etrafı plastikli işte T50'nin. Dışından sonra geliriz. Tasarımla konuşuruz. Kutuda neler geliyor abi? Kutuda neler geliyor? Kutusu çok güzel ya. Kutusu Değerli toplu. Şuradan nelerin çıkacağını zaten söylüyor. Aynen. İşte diyor kablo vereceğiz diyor. Kulaklık. Adaptör diyor. Klavyeli kılıf var mı? Klavyeli kılıf yok. Huawei. Güzel. USB 2.0. Yalnız kablo falan böyle hani şey kalite ha. Aynen. Böyle anlaşılıyor mu da? Kaliteli duruyor. Cırt değil. Kulaklık kulak içi mi? Kulaklık kulak içi ortası. Değil. Aynen. İçi, kulak içi değil ama... Tipi falan çok ben şık duruyor. Ben zaten kulak içi kulaklığı. Şöyle bir açalım ya. Kulaklığı o kadar sıkı sarmışlar ki. Bak şurada bir buton var. Tamam cevapla. Güzelmiş. Bir de şarkıyı durdur eyvallah. Ya da değiştir muhabbeti artık ne atıyorsan. Şık duruyor. Dandik değil. Plastiği bu hani yumuşak plastikler var ya hafif. Bak belli. Apple'ın kulaklıklarının plastiği gibi sanırım. Biraz daha yumuşak. Güzel ama hani böyle şey. Güzel güzel. Aynen. Biraz kısa mı acaba? Yok değil. Normal. Yok ya. Güzel. Kafada bu. Standart kulaklık. Hani ekstra güzel değil. Bir telefondan çıkabilecek düzgün kulaklık. Aynen. En azından çok dandik bir şey de koyabilirlerdi. Burada da işte belgeler falan filan cırtçık var. Kullanım kılavuzu. Orada bir sürpriz var galiba. Evet. Sürpriz olarak NFC stickerları koymuş iki aynen, tane. Buradan da anlayacağımız üzere telefonda NFC mevcut. NFC bağlantısı var. Yani bunları düşünmeleri güzel aslında. Yani NFC koysun ne olacak? Şu ucuz bir şey. İki aynen. Tane koy. Adamı sevindir toptan yani. Toptan yaptırınca zaten bayağı uyguna geliyordur herhalde. Aynen kendileri yapar herhalde zaten. Şuna da kendileri chipsetini yaptığına göre. Bu arada, o konuya da geleceğiz. Şimdi telefona gelelim. Telefon bu arayüzün ekranı her zaman değişiyor. Her açıp kapayışta mı diyeyim ya da dakikası mı var bilmiyorum. Ben ne zaman açsam farklı bir resim görüyorum. Aynen bir kedi çıkıyor. Evet. Bir manzara bak, çıkıyor. Kapatıyorsun açıyorsun. Çok şık güzel olmuş. Temaları seçebiliyorsunuz bu arada. Onu ilk başta direkt söyleyeyim de işte. Bayağı bu özelliği benim hoşuma gitti. Ekran hani ilk açtım şu an. Ekran yani cayır daha cayır. Görmüştük aynen ekranı çok güzel. Ekranı bayağı iyi. Hani ekran konusunda bu telefona hiçbir şekilde laf söyleyemezsiniz. Zaten 1080p bir ekranı var. Ve 441 ppi bir piksel yoğunluğu var. Aynen. Bayağı süper ya ekranı. Yani hani biz şeye de baktık. Güneş ışığında böyle eğip sağa sola büktük falan filan. Hani renkler kaybolmuyor görebiliyorsunuz çok rahat. Aynen. Ben beğendim ekranını. Ekranı bayağı iyi canım. Ekranı hani dediğim gibi hiçbir şekilde bir şey söyleyemeyiz. Boyutunu bir ölçelim önce. 13 küsur 13,78 cm boyu var. 6,7 8 bir genişliği var. Bu telefonun en önemli özelliği aslında inceliği diyebiliriz herhalde. Aynen. Ve burada hiçbir tuş yok. Hani aynen. Şöyle koydum mu duruyor. Hani video çek. Aslında yeni nesil telefonlar da böyle olmaya başladı. Hani bir tarafını boş bırakıyor ki şöyle karşı karşıya sabitleyebilelim diye. Aynen öyle. O da en iyi ekstra bir özellik. Şunu şöyle yapayım. İnceliği ne kadar? Aynen. En büyük özelliği şimdiye kadar benim gördüğüm ya da duyduğum herhalde en ince telefon 6,5 mm inceliği. Bayağı bir ince. Yani bu 5 inç bir ekran. Bu arada ekranın 5 inç olduğunu söyleyeyim. Hani büyük bir kasa değil zaten ölçüp boyunu. Ekran yani 5 telefon inç. Telefon dediğimizde aslında 5 inçin standart gibi geliyor bana. Bir 4, telefon. 7, 5 inç aynen. Hani telefon geri kalan zaten tablet oluyor, tablet oluyor, tablet oluyor, her şey oluyor. Aynen ekranı çok aşırı iyi ve çok da iyi korunuyor. Ekran Gorilla Glass 3 galiba. Aynen Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Hem kaliteli hem de sağlam bir ekran yapmışlar. Telefonun ağırlığı nasıl peki? Telefon şimdiye kadar böyle incelediğimiz mi diyeyim hatta gördüğümüz en hafif telefonlardan biri 124 gramdı. Ama biz bir onu ölçelim. Bakalım 124 gram mı? Aç abi hassası. Dur bakayım. Tamam at. Telefon 124 gram. Bunu bana 130'a tamamlar mısın abi? 125'e tamamlayabilirim aslında. Şöyle bir leblebi koyayım. İki leblebi. Bu da 125 oldu mu? Oldu. Olmadı. Parmağım da yaralı onu oldu. Ha 125 oldu. Neyse. Şimdi demek ki 5 leblebi 1 grammış. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunlar hep bilgi. Gördük baktık 124 gram. 125 tamamladık. Peki dur şunu da yapalım madem. 124 gram deyince sen A hafifmiş, A ağırmış diyebiliyor musun? Yani diyemem. Onun Yani nasıl göreceli bir kavram? Hani 124 gram hafif diyoruz.
180 gram oluyor. Ağır diyoruz. Anlamıyorsun ki arasındaki aynen, farkı. Aynen. Yani bunu izleyen adam 124 gramı nereden bilecek şimdi? Dur dur şey yapalım. Şimdi 1 lirayla biz 2 3 4 5 8 9 var mı? Bunlar da benden. Bir dakika. 116 etti. 9 10 11 12 13 14 bir tane daha koyarsak artacak. Artacak mı? Bir dakika. 15 lira artı hassaslardan atalım. Aynen. Tamam. Bir tane daha attık mı anlamaz aradaki farkı. Tamam. Hakikaten de 5 leblebi 1 gram ediyormuş. Yani 15 lira artı 5 leblebi cebinize taşırsanız. Yani elinize alın 15 tane 1 lirayı tartın bir. Evet aynen ona eşit oluyor. Şimdi telefon en ince telefon dedik. En hafif telefonlardan birisi dedik. Abi şimdi dışına baktık güzel dedik dışına. Hani ince ince. Dışına ha bir dakika dur. Tam bir bakalım da. Ben şöyle göstereyim. SD kart girişi. Zaten SD kart konusunda ben bir şey oldum. Gıcık oldum. Neden? Söyleyeceğim. 32 GB'a kadar destekliyor çünkü. Hani 64, 128 falan değil. Yani 32 GB. Yani bugün önce telefonlar bile 64'ü destekliyor. Yani hani bir olsa niye bana bunu söylüyorsun? Hani 64 deyip belki millet 64 dediği halde 128 desteklerken. Ya da hani hafızası 16 GB onda 32 yap bari değil mi? Yani bir şekilde tamamlanabilirdi. O konu biraz can sıkıyor. SIM kart girişi. Power. Power butonu bir yerden tanıdık ama. Yani Xperia. Ses açma kapama. Ses açma kapama. İşte anten dediğimiz. Giriş burada. Şu kısımda hoparlörün olmamasını sevdim. Vallahi mikrofon. Konuya biraz değineyim ben. Hani bazı insanlar altta seviyor, bazıları da burada seviyor. Buradayken şöyle bir problem oluyor yani. Şöyle masaya koyduğun zaman telefon çalınca ses çıkmıyor. Alttayken de hani oyun oynarken sesi kapatıyorsun. Ya aslında bir ara HTC çözmüştü sanırım güzel bir şekilde. Hani şuralara koydu. Kafalardaki soru işareti kalkmıştı ama. Ya o hani değişiyor biraz. Yani hani bir şey izlerken şöyle tutuyorsun ya telefonu. Şöyle izliyorsun. İşte oynarken böyle izliyorsun. Boğuk boğuk geliyor ses. Mesela şurada arkada olunca geliyor. Ben o açıdan bakıyorum. Ama dediğin gibi masa üstünde duracak zaman o konuda haklılar. Yani nereye koyacaklarını adamlar da bilemiyor şu an. Öyle o vaziyetler. İçine gelelim demiştin. Şu an hani dediğim gibi en hafif telefonu gibisinden lanse ettik. Hani benim şimdiye kadar gördüğüm en hafif telefon. Neler sığdırmışlar? Neler sığdırmışlar? Bu 6.5 mm ve en hafif telefona. Şimdiye kadar görmediğimiz bir chipset kullanmışlar. Kendi High Silicon Kirin 910 diye bir chipset var. Kirin. Kirin. Neyle? İlk defa duydum ben de. Aynen. Ben de ilk defa duydum. Hani o açıdan performansında bir şey deneyeceğiz burada işte. Oyun yapacağız. Ya bu tarz işlemcilerde şey olabiliyor. Yani uyumluluk problemleri olabiliyor. Evet. Belli başlı oyunlarda hani geç geliyor. Hani ilk defa geliyor canım. Yani geliyor ama geç geliyor. Onun dışında Cortex A9 var. Bizim meşhur Cortex A9'umuz. Ve bu, ha şunu da söyleyeyim. Bu işlemci 1.8 GHz ve 4 çekirdekten oluşuyor. Tabii Snapdragon olmadığı için Adreno da yok. Genelde Adreno ve Snapdragon kullanıyor. Mali 450 var. Mali 450 ile 450 var. Mali'nin yani en son grafik işlemcisi diyebiliriz. Ekran kartı diyebiliriz eski tabirle. İyi. Pili 2500 mAh. Pili nasıl sığdırdılar? Nerelere sığdırdılar? 2500 mAh ama çok ufak bir pil mi bilmiyoruz. Ama pil konusunda sıkıntı olduklarını çoğu kişi söylüyor. Hatta onu deneyeceğiz birazdan. Aynen ben dün aldım hani fotoğraf çekmek için biraz. %25'te falan da bir saat içinde tükendi pili. Yani bana biraz az gibi geldi. Bir de hani arka kapak da çıkmadığı için. Yani o biraz sıkıntı evet. Güç tasarruf modu var. Hani batarya azaldı koyalım demişler ama hakikaten telefonu böyle şu hale getiriyor. Güç tasarruf modunu açıyorsunuz telefon bir anda bu oluyor. O kadar güç tasarruf modu koyarsan da hani ne anladım telefonu yaptığın 3310 yani. O da ayrı konu. Gitsin o zaman zaten. Ama ekranından yiyordur gibi geliyor bana. Hani çok güçlü bir ekranı var. Abi hakikaten. Güçlü ekran koyuyorsan yani bile avancan yani. 2500 mAh ya bence az değil. Ama yani. Acaba güncellemeyle falan halledilebilir mi gibi geliyor bana. Ya aslında halledilebilen bir şey bu. Güncellemeleri düzeltiyorlar ancak hani gelir mi? Şu an 4.4.2 var galiba. KitKat var zaten hani en güncel sürüm. Kendi arayüzü, şuna bir isim vermişler güzel. Şekilli neydi bunun adı? Onun ismi Emotion. Emotion UI miydi? O tarz bir adı var. Kendi arayüzü var. Bu biraz şeye benzemiş arayüz. Apple cihazlara benzemiş. Bu da hani şey yok. Bir gireyim uygulamaların hepsini. Aynen. Hani şurada bir menü tuşu yok. Yani direkt böyle. Hani şöyle home mantığı var. Direkt ana ekrana geliyor tekrar. Kullanım açısından hani iOS aynen. Tadı yani var. Mesela hani şimdi şurada iki tane ekran görüyoruz ya. Buna ekleyebiliyoruz. Elimizi şöyle yaptığımız zaman. Aynen birkaç tane. Galiba 9'a kadar çıkıyor bu. Bir ekle bakalım. Eklemişim bayağı bir. Hatta şu geçişleri ayarlayabiliyoruz şöyle. Yanlış yaptım. Bir saniye. Şu geçişleri duvar kağıdı, işte, araçlar, widgetler falan koyabiliyorsunuz doğal olarak tabii ki de. Rüzgar gülü en güzeli bence. Aynen. Şu güzel olmuş. Şöyle geçişlerin yapılması. Neyse tekrar buradan temizleyelim biz de. Şimdi cihazın beğendiğim özelliklerine geleyim. Şimdi cihaz çok aşina gelmesine rağmen şık olarak geliyor. Ben onu söyleyeyim.
Hani etrafındaki alüminyum kasa mı aynen, diyeyim. Şu etrafı alüminyum. Ön taraf gorilla da arka taraf. Arka tarafta 7 katmanlıymış ama hani sağlam diyorlar oraya da. Ama Gorilla Glass tabii ki de arka tarafta yok. Ama en azından yan düşmelere karşı alüminyum kasa bayağı bir tabii, koruyacaktır. Tabii. Tutacaktır. 2 GB RAM var, onu söylemedik. Hı hı. 16 GB dahil depolama alanıyla geliyor ve 32 GB'a kadar SD kart destekliyor. Hani bence bu biraz eksi, hatta biraz değil bence eksi yani. Ben hani kullanmasam bile bu telefon 32 GB'a kadar destekliyor derlerse orada bir soğurum hani. Hani T50 falan baktık hani aynı tip, aynı model gibi duruyor. Hı hı. 64 hatta 128'e kadar çıkabiliyor. 128 GB'a kadar çıkmasına rağmen insanlar 64 GB'a kadar destekliyor demelerine rağmen 32 GB olunca orada biraz duruyor insan. Ama onun dışında donanım olarak hani fena değil gibi. 2 GB RAM falan kurtarır yani. Donanım olarak iyi canım. Hani donanım olarak şundan çok iyi mi diyemiyoruz. Kıyaslayacağımız bir cihaz yok. Çünkü kendi chipsetini koymuş. Huawei'yi üretmiş kendi chipsetini. Onunla o yüzden bir şey diyemiyorum. Şununla karşılaştıramıyorum. Kamerası başarılı. Kamerası ona başarılı. Geleceğim. Kamera hakikaten iyi. Çünkü kamerası Sony. Sony lensle çalışmışlar. Z serisinde kullandığı lensi kullanmış. Z1 herhalde. Galiba. O kalitede bir lensi var. Çok güzel fotoğraf çekiyor. Hakikaten ön kamerası da çok güzel. Hani 8 megapiksel de hakikaten 8 megapiksel bir ön kamerası var. Hı-hı. Güzel bayağı. O da iyi. Arka kamera dediğimiz gibi iyi. Kamera kızan... zaten hani Full HD video da çekebiliyor. 1080p saniyede 30 kare. Arka kamera kaç demiştin? 13 megapiksel. 13 megapiksel arka kamera. Aynen. Ön kamera 8 megapiksel. İşte her ikisi 1080p video çekebiliyor rahat rahat. Bayağı başarılı kamera konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Kameraya bir sürü güzellikler eklemişler. Şey var hatta galeride bir editleme modu var. Hani ekstra hiçbir uygulama indirmene gerek yok. Oradan bütün fotoğrafları editleyip Instagram'a gömebilirsin. O yardımcı uygulama zaten. Hatta artık çoğu böyle yardımcı uygulama geliyor. Hani kendi içine gelen uygulama bunlar. İşte sistem güncelleme sanırım normalde. Mesela büyüteç de bir uygulaması var. Ayna var. Direkt ön kamerayı açıyor. Herhangi bir şey gözükmüyor. Hani genelde ben de kullanıyorum onu. Ki hani ayna güzel olmuş. Bunun ön kamerası çünkü bayağı güzel. 8 megapiksel. Her tarafınızı görürsünüz rahat rahat. Ayna gibi. Şöyle yapıyor işte. Bayağı da kaliteli çekiyor hakikaten ön kamerası. İşte popüler uygulamalar diye klasör açmışlar. Böyle toplamışlar hani. Bence şık da olmuş. Güzel. Arayüzde benim sevmediğim şu oldu abi. Ya bilmiyorum hani bazıları sever. Benim kullandığım telefonda şöyle kaydırdığın zaman hani diğer özellikleri de görebiliyorsun. Bunda direkt şunu yapman lazım. Hani aşağı indirmen lazım. Ben çok sevmedim. Bir de şu olayı sevmedim. Şu alt taraftaki hani şey sanal tuş bunlar. Hani buraya bir şey ekleyip çıkartamıyoruz. O kötü olmuş bence. Ben mesela burada şu indirme tuşunun olmasını isterdim. Hani çünkü otobüste falan bazen parmağını şuraya ulaştıramayabiliyorsun. Bastığın zaman zart diye şu inse daha güzel olurdu. Ya şunu da klasik ya artık ondan. Hani güncellemeyle gelebilecek şeyler. Sonuçta sanal tuş bunlar yani. Aynen aynen. Kendileri zaten şöyle isterse 2 güne değiştirirler. Aynen. Destekleyen uygulamalarda tam ekran oluyor. O açıdan güzel ama. Zaten burası böyle komple tuş olarak kalmıyor. Hani ekran komple büyüyor. Film oyun açınca zaten şimdi birazdan görürsünüz. Şimdi telefonda 4G desteği de var. Onu da söyleyeyim ilk başta. 4G NFC var. Ama hani benim gözümde bu telefon amiral gemisi değil. Amiral zaten öyle bir iddiası da yok yani. Yani öyle bir iddiası da yok. Hani amiral gemisi nasıl olur bu telefon? Gelirdi işte 5 inç eyvallah. 32 GB değil 64 GB'a kadar desteklerdi. Aynen. 3 GB RAM olurdu. 15 megapiksel kamera konusunda hakikaten bir sıkıntısı yok ama onu da söyleyeyim. 3 GB RAM olsaydı amiral gemisi diyebilirdik bu cihaza. Şu an bence amiral gemisi... Yani amperi biraz fazla olacaktı. Yani. Gerçi telefon olarak geçiyor da normal de. Bence o şeyden ya. Bir uyumluluk sorunu var bence pil konusunda. Hani bir güncellemeyle gidebilecek gibi. Çünkü 2500 mAh yeterli bir pil bence. Telefon için. Ya şöyle yeterli ama hani 1920x1080 Full HD IPS bir ekranı bilmiyorum. Bence yeterli değil. Bir Antutu benchmark testi yapalım cihaza. Antutu testi bitti. Şöyle listenin 24.755 çıktı bence iyi. Güzel fena değil. Yani dediğim gibi zaten bir amiral gemisi değil. Cihazın Antutu değeri bu. Bence gayet iyi. İyi iyi. Gider. Gider. Ya yani fiyata göre şimdi fiyat konusuna en son geleceğiz de. Fiyatı, şu an fiyat hiç bilmiyormuşuz gibi. Fiyat bilmiyormuşuz gibi konuşalım. Bence başarılı Antutu testi. Benim böyle en dikkatimi çeken özellik şu ön kamerasındaki selfie modu. Niyeyse ona ben bir takıldım. Selfie'yi zamanlayabiliyorsun. Hani kendin hani illa basayım, uğraşayım, cebelleşeyim falan yok böyle. Basıyorsun 1, 2, 3 yani çat diye çekiyor. Selfie'nin olayı şu. Kameraya bakman lazım ya. Hani bakarken böyle basarken hani aynı anda kameraya bakamazsın. O güzel olmuş. Hani basıyorsun. Aynen. 2 saniye sonra sen al pozunu çeksin diyor. Yani hani selfie kamerası sen 8 megapiksel bir de böyle bir uygulama desteklenmesi akıllıca olmuş. Hani biz zaten selfie'de iyi izlemeye getiriyor. Şeyi söyleyeyim abi hani ses olarak ben birkaç telefon görüşmesi yaptım. Karşı tarafa ses gayet net gidiyormuş. Hı-hı. Hani ben de onların sesini gayet net duyuyorum. Zaten mikrofonda şey var, gürültü önleme özelliği var.
Bunun, hani her telefonda var bu aslında da. Bunda hani iki kat varmış o muhabbetten. Özenmişler biraz diyorsun yani. Yani hani ses güzel gidiyor karşı tarafa. Aynen, seste bir sıkıntı yok o zaman. Kaliteli gidiyor. Rahatlıkla diyebiliyoruz değil mi? Aynen. Hani telefon deyince zaten temel amacı konuşmak bunun. Aynen. O açıdan hani gayet güzel. Genelde de o açı artık kimse bakmıyor. Bakmıyor ama hani boğuk giden üst segment telefonlarda var. Hani mikrofonu sallamıyorlar genelde. Akıllarına gelmiyor. Oyun test edelim mi? Oyun testi yapalım. Yani bileceğimiz başka bir şey kalmadı galiba. Şimdi önce bir bataryasına, hani o kadar söyledik ya, batarya sıkıntı var falan, onu bir deneyelim istiyorsan. Deneyelim. Ya sıkıntı yok aslında. Hani günü anca kurtarıyor mantığın. Zaten hani günümüzde akıllı telefonların çoğu günü kurtarıyor anca. Ama bunun biraz daha düşük. Evet, yani akşamüstüne doğru böyle bir güç modunu kullanmaya başlıyorsun. Ya o da hani tamamen aslında şey, mükemmel bir ekran koyalım demişler. O ekran biraz... Ekran hakikaten sonra güzel canım, ekranda hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Bence. Hani gün ışığında da görsellerini gördünüz zaten. Aynen, güzel başarılı bir ekranı var, siz de görmüşsünüzdür. Şimdi bir 15 dakika oyun oynayalım. Şu an yani pili %81'de. Tamam. Yani %80 olsun hadi. Tamam, %80'de 13.03, 15 dakika bir oynayalım. Tamam. Oyundan önce bence bir tam kaç dereceymiş bir bakalım abi. Tamam. Şimdi zaten içini açıyoruz biz telefonların, bilen biliyor. Bu kısımda batarya oluyor. Aynen. İşte yonga setleri, işlemci genelde bu taraflarda oluyor. Şöyle şurayı bir... 34,8 santigrat derece. Bir de şimdi oyun oynayalım bir 15 dakika. Hem pil durumuna bakalım hem de hangi oyun oynayalım? Vallahi hani Asphalt 8 Dead Trigger var. Asphalt 8 oynayalım ya. Oynayalım. 15 dakika gider bu oyun. Tamamdır. Hem de zaten telefonu kasacak bir oyun. Evet abi, yaklaşık 15 dakika kadar. 15 dakika oyunu, evet. 3 yarış yaptım. Gel bakalım. Aynen, 15 dakika falan oldu. 81'deydi batarya. 73. %8'e azaldı. Hemen bir ısı testine bakalım. Hemen bakalım. Şu arkasından yapmıştık. 34.8'di, 38.1 olmuş. Şöyle bir elle yoklayalım. Tabii, yani çok ısındı denemez bence. Çok ısındı denemez çünkü ben kalkıp böyle oynamadım. Böyle, ama şu ısıyı hissediyorsun yani. Aynen yani. 38 derece ısınır. Isınmış yani bu telefon. Onu yani söyleyeyim. Muhtemelen açık havada güneş altında falan. 50 derece olmasını beklemek hataydı da. Yani güneş altında falan oynasalar muhtemelen cayır. Hani elimi alıp oynasam şu an yanıyordu telefon, öyle düşün. Tamam. Oyun testi yapalım. İşte Asphalt 8'den gördüğünüz gibi çalıştırıyor. 3 yarış yaptım. İkisinde birinciyim, bir tanesinde ikinci oldum. Dead Trigger var abi, bak bakalım bir ona. Dead Trigger'a bakalım. Oyun konusunda bir sıkıntısı yok. Ya bir zahmet olmasın. Ama uyumluluk konusunda bir sıkıntısı var. O da chipset ile alakalı. Hani atıyorum geldi. Ben Injustice'i kurdum buna mesela, çalışmadı. Yani uyumluluk sıkıntısı var. Chipset'i tanımıyor. Ama illaki gelecek yani. Ya uyumluluk konusu da şu oluyor. Atıyorum Modern Combat 5 çıktı. İşte ilk 2-3 hafta oynayamazsınız. Hem ben çıkar çıkmaz oynayayım diyenler için tabii ki de chipset önemli. Ama onun dışında Asus'ta da vardı o sıkıntı. Intel kullanıyor. Aynen. Ama Asus'ta da var, evet. Modern Combat 5'i yükleyemiş kaldı. Bu arada şöyle bir ufak bir tuş geliyor. Yani temizlememizle. Ha, onu şeyle de hani uygulamalarla falan da aslında koyabiliyoruz ama kendinde olması. Kendinde var yani, güzel. Evet. Benim şey de hoşuma gitti. Menüde Polarist Office diye bir şey var. Hani ofis belgelerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Direkt içinde geliyor. Şu an hani bir sorun yok gibi duruyor. Yok ya, zaten aynen, hani Mali 450 iyi. Düşmesi falan da olmuyor. Yok. Gayet iyi. Değil mi? Sadece... Bak burada o hani alttaki sanal tuşlar da yok oldu gördüğünüz gibi. Lan buraya geldi. Hani bir işin varsa burada hallet diyor. Hemen diyor buradan çıkabilirsin diyor. Oyuna oyuna göre değişiyor tabii bu. Hani destekleyen oyunlar da geliyor sadece şu tuş. Akıllıca ve güzel bir çözüm olmuş. Hani bak böyle direkt zorlarsan geliyor. Hmm. Nereye gittik? Google'a gittik. Bu da şeyin özelliği bu arada. KitKat'ın özelliği. Yani KitKat'tan düşük bir şey varsa olmuyor bu muhabbet. Bu arada arka planda açık kalıyor, hani şey sıkıntısı da gördüğün gibi. Aslında şu an açık. Hemen bir ana menüye dönüp şöyle bir sağ sol yapsana, bir kasma olacak mı? Hemen bir ana menüye dönelim, şöyle bir sağ sol yapalım. Bence bir sıkıntı yok. Gayet iyi, akıcı. Giriyorsun, çıkıyorsun, aynen yani şöyle tara diyor. Mesela bak kendi kendine koymuş hani. Bu aynen, yeni çıkan telefonların çoğuna koyuyorlar. Hani üçüncü parti yazılımlara muhtaç kalmıyoruz, o iyi oldu. Hiç değilse temiz bir yazılımla geliyor. Aynen. Reklam yok, virüs yok, bilmem ne yok. Evet. Her şeyini konuştuk. Telefon
kullanabilir. Eyvallah. Ekranı çok temiz. Eyvallah. Yani fakat hani kamera olarak bence en iyi özelliği kamerası abi. Yani şu an zaten arka planda kamerası güzel hakikaten. Akıyor hani fotoğraflar. Siz de görüyorsunuzdur. Aynen. Ben bir de şey de yapacağım. Hani indirme linki de vereceğim. Çektiğimiz bütün fotoğrafları koyarız. Oradakileri tam çözünürlüğünde görürler fotoğrafları. Tamam. Videoları da koyacağız. Tamamdır. Gelelim. Zurnanın zırt dediği yer mi oluyor? Zırt dediği. How much? Fiyatı 1300 lira. 1300 lira. 1299 lira. 1299 tabii psikolojik sınır olduğu yani, için. Hani bence çok fazla abi bu telefon için. Bence de çok fazla. Ben hani şahsen bu Huawei işte sonuçta bir nasıl diyeyim LG, şu Samsung falan. Değil mi? İlk telefon değil de hani yeni bu tarz böyle çok yüksek özellikli bir telefon yapıyorlar. Tabii. Yani aslında P6'dan memnun kalmıştı çoğu kesim. Hani şöyle piyasaya böyle yüksek özellikli bir telefon sokuyorsan ve Huawei gibi bir markaysan, Sony, Samsung vesaire değilsen abi hani birazcık daha fiyatın bence düşük girip değil mi? Yerini bileceksin aslında. Aynen. Yani ben 1299 lira olursa gider 1299 liraya daha iyi telefonu var en azından bilindik. Hani bunun ederi 900, 1000. Hani 999 TL çıksaydı ama hakikaten alır götürürdü. Aynen. O da böyle bir şey. Neyse Huawei'de böyle inceledik. Öyle. Güle güle diyelim. Güle güle diyelim. Ana uçuyor lan. Hafif oğlum ondan. Ya düşmedi yere. 124 gram değil mi? Evet. Evet. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Bizi Webtekno Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz. Burada zaten size soruyoruz hani hangi nelerini inceleyelim, neyisine bakalım diye. Video gelmiş göremedim dememek için de Webtekno TV. Şuralarda bir yer. Burada bir abone ol çıkıyor. Evet. Yani, YouTube'a abone olun. Zaten Gmail hesabı olan insanın YouTube hesabı da olmuş oluyor otomatik olarak. Evet. Android hesabınız varsa zaten markete giriyorsanız vardır bu da. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.